Handal Adnan Canbaz Mustafa Saçık. Birinci önergeyi Sayın Bitene kadar da kimse lütfen ellerini indirmesin. Birinci önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler. Herkes indirebilir. İkinci önergeyi oylarınıza sunuyorum. Hüseyin Sarı Başkan, Nimet Kalafat Katip, Abdullah Şener Katip. Kabul edenler. Thank you.
Birinci önerge 270 oy, ikinci önerge 287 oy. Sayın Hüseyin Sarı, Sayın Nimet Salah. Demeden 365 gün dedemizden, babamızdan, amcamızdan emanet aldığımız ve kutsal kitapta adı geçen 3 bitkiden biri olan zeytinin emekçileri, sevgili üyelerimiz, kooperatifimizin ortakları, divan heyetimize göstermiş olduğunuz güvenden dolayı hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Oy verene de, oy vermeyene de, kooperatifin bugünkü divanının da öncelikle Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifine ve Erdekli üreticisine bugün burada alacağınız kararlarla Marmara Birliği'ne bağlı 35 bin emekçinin 8 kooperatifinin hakkını savunmak üzere yapacağınız, yakacağınız ateş içinde hepinize teşekkür ediyorum. Gündemimiz 14 madde. Yoklama ve açılış zaten yapıldı. Genel kurul yönetmek üzere divan heyeti seçildi. Şimdi hepinizi, başta ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ve birliğimizi 1952'de kooperatifimizi 1954'te birliğimizi kurarak bugüne kadar bu birliği dünya
dünyanın en büyük üreticilerinden biri, en büyük sofralık zeytin üreticilerinden biri yapan bütün emektarlara, bütün yöneticilerimize, bütün büyüklerimize ve her bir tane zeytini tek tek toplayıp, getirip, döken, bugünkü varlığın yegane sebebi olan bütün ebediyete geçmiş emektarlarımıza bir dakikalık saygı duruşuna hepinizi davet ediyorum. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Gündemin dördüncü maddesine geçiyoruz. 2018-2019 iş yılında iş yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu ile bilanço ve gelir tarifelerinin okunması, bakanlığın 11.01.2018 tarih ve 2018 taksim 1 sayılı genelgesi uyarınca 2018-2019 iş yılı faaliyet raporu ile bilanço ve gelir tablosu hakkında düzenlenen inceleme raporunun okunması, müzakerenin ve oylamanın oylamaya sunulması. Arkadaşlar önerge şu, verenler Abdullah Şenol, Mehmet Ali Yağcı, Mehmet Taşdelen, Kudret Yangal, Adnan Canbaz, Mustafa Saçık yönetim kurulunun vermiş olduğu bir önerge. Gündemin dördüncü maddesiyle düzenlenen 2018-2019 yılı iş yönetim kurulu faaliyet raporu ve bilanço gelir gider tablosunun ana sözleşmenin 34/2 maddesi gereğince 15 gün önceden ortaklarımızın incelenmesine sunulmuş olmasından dolayı ana başlıklar halinde okunmasını genel kurul onayına sunulmasını öneriyoruz diyor. Arkadaşlar bu mali yılda Erdek Kooperatifi'nin bilançolarını incelediyseniz meraklı ama bugün tabii buraya gelen yüzlerce ortağımız gidip görmemiştir. Erdek Kooperatifi 2015 öncesinde 2 yıl zarar 1 yıl kar, 2 yıl zarar 1 yıl karla alıştırılmış bir şekilde gidiyordu.
son 3 yıl sürekli kar eden ve 2016 yılında da 8 bağlı kooperatifin en karlı kooperatifi haline gelmiş, borçları sıfırlanmış, 3 yıl üst üste kar etmiş bir kooperatifti. Bu mali yılda 4 trilyon zarar var. Onun için diyorlar ki, başlıklar halinde okuyalım. Siz bilmeyin. 4 milyon ortağa 4 milyon zararı alenen duyurmayalım diyorlar. Ben bunu sağduyulu, bu işten ekmek kazanan bütün üyelerin oy birliğiyle reddetmesini talep ediyorum. Böyle bir önerge olamaz arkadaşlar. Böyle bir önerge olamaz. Yasa gereği okunması gerekiyor. Oylarınıza sunuyorum yönetim kurulunun arkadaşlar teklifini. Başlıklar halinde mi duymak istiyorsunuz? Detayların okumasını istiyor musunuz? Oylarınıza sunuyorum. Reddedenler el kaldırsın. Arkadaşlar, detaylı faaliyet raporunun okunmasını istiyor musunuz, istemiyor musunuz? İstiyoruz. İstemeyenler el kaldırsın. Arkadaşlar, bir görelim farkı da, açık farsa boşu boşuna vakit kaybetmeyelim. Bize bilanço detaylı bildirilmesin diyen arkadaşlar el kaldırsın. Var mı? Yok. Reddedildi arkadaşlar. Reddedildi. Kaldıran yok. Arkadaşlar, detaylı bilançoyu öğrenmek istiyor musunuz, istemiyor musunuz? İstemeyenler el kaldırsın. İstemeyenler. Kaldıran yok arkadaşlar. Neyi sayacaksınız? Bilançoyu detaylı bir şekilde okuyun arkadaşlar. Yok, bu ayrı. Ya. Evet. Yönetim kurulundan okuma cesareti olacak bir arkadaş yok mu? Yönetim kurulunda okuma yazma bilen yok mu arkadaşlar? Personeli okutuyorsunuz. Sayın Divan Başkanı, Genel Kurulu lütfen adabıyla yönetin. Başka, şu anda senin hiçbir yetkin yok. Otur oraya, divan heyeti burada görev başında. Otur oraya. Ya raporunu oku. Bak, ya raporunu oku. Şu anda bütün organizasyonun tek patronu buradaki divan heyeti. Sen bize fikir vermekle mükellef değilsin. Ya faaliyet raporunu oku, ya da ben okuma yazmam yok diyorsan, bu işi okuyamayacak durumdayım diyorsan personelini oku. Sayın Genel Kurul Üyeleri, burası demokratik genel kurulun bütün ortakların hakkının arandığı yer. Genel kurul gündemi gereğince matematik kurallarını uygulayıp sırasında gitmektedir ve gidecek. Bu genel kurul, bu kooperatif 65 senedir genel kurul yaptı. Hala bundan sonra burası Tülhan Bey'in merkezi değil, burası ortakların hesapların yönetimi. Hesapları örtbas etme yeri de değil. Bilançoyu oku. Konuyla ilgili, gündemle ilgili konuş. Bak, gündemle ilgili konuş. Başkan, gündem faaliyet raporu ya sen oku, ya da ben okuyamıyorum diyorsan personeli okut. Burası Kapıdağ değil. Kapıdağ'ın zirvesi değil. Burası öyle kahve köşesi değil. Burası tüm ortakların toplandığı, herkesin hesabını vereceği yer. Kimsenin hesap vermek... Hesap istiyor. Oku. Başkan oku. Hesap verin. Bakın böyle bağırmakla bir yere varacağınızı zannediyorsanız yanılıyor musunuz? Ya, dördüncü maddenin bilançolarını okur musun başkan? O zaman lütfen... Hadi rica ediyorum. Bunu söylemek istemiyorum ama lütfen adaba uygun olarak 65 yıldır bu kürsüde ne yapılıyorsa o yapılacak. Burada çocuk gelecek, okuyacak. Bu kadar basit. Neyi istiyorsunuz şimdi? Faaliyet
Başkan. Bir daha sonra hiçbir öğeye öyle bağıramazsın. Alo. Ben bağırıyorum. Ben diyorum ki sana yönetim kurulu. Yönetim kurulu. Beyefendi siz de dikkat edin, karşınızda Marmara Erdek Seçim Tarım Satış Kooperatifi'nin yönetim kurulu başkanı. Evet. Ben burada hesap vereceğim. Buyurun. Okuyun. Ben okumam zorunda değil. Tamam, ben değil. Bunu gerçek okuyacağım. Beyefendi. Tamam, buyurun. Bir şey buyurun, de buyurun, buyurun okusun. Yanılma, bana külan belirt yapma. Külan belirt yapma. Burada, beyler, burada bu hesap yılının hesabını verecek olan 11 kişi var. Ne zannediyorsunuz? Buradaki çocuklar geldi. Bunlar 8 aydır burada. Bundan önce 4 ay bu hesap yılında işlem gören 5 arkadaşımız daha var. Var. Bunlar Süleyman Eren, Fahrettin Pektaş, Türkan Aktağ Özdür, Özlem Sarı ve Ömer Saçıl. Arkadan bağırıyor bana. Öyle böyle değil. Yok bunun öylesi böylesi. Burada hesaplar var. Hesaplar herkes verilecek hesaplar burada. Başkan herkes hesap versin. Ha. Lütfen. Beyler. Arkadaşlar. Ya dilek ve temellilerde değiliz. Bilançoyu oku, okutun tamam başkan. Ben sordum. Yönetim kurulu okur mu diye sordum. Sen bana aklım verme divan başkanı şu anda karşındaki. Sen okumana bak. Hadi Abdullah Bey okumana bak. Ben okumayacağım. O zaman tamam. O zaman geç yerine. Otur yerine. Yönetim kurulu adına personel okur. Personel okur. Bunu da adabıyla yap. Burada adabı. Faaliyet raporu personelin faaliyet raporu değil. Başkan. Yönetim kurulunun faaliyet raporu. 162 sayılı Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi 2018-2019 iş yılı çalışma raporudur. Bilanço tahlili, aktif hesaplar, dönem varlıklar, hazır değerler. Kasa hesabı 5.187.23 lira bakiye gösteren bu hesap kooperatifimiz kasasındaki nakit parayı ifade etmektedir. Bankalar 238.713.34 lira bakiye gösteren bu hesap Halk Bankası, Akbank, Ziraat Bankası, Erdek şubelerinde ve Vakıfbank Bandırma şubesindeki vadesiz mevduat hesaplarını ifade etmektedir. Ticari alacaklar 2.349.073.69 lira bakiye gösteren bu hesap ortaklardan ve kamu ve özel kuruluşlardan olan alacaklarını ifade etmektedir. Diğer alacaklar 1.055.807.29 lira bakiye gösteren bu hesap kooperatifimizin ortaklarından, personelden ve üçüncü şahıslardan olan alacağını ifade etmektedir. Stoklar 31.802.969 lira bakiye gösteren bu hesap kooperatifimiz stoklarında bulunan ilk madde ve malzemeyi 2017-2018 ürünü zeytin stoklarını, ticari mal stoklarını, diğer stokları ve verilen sipariş avanslarını ifade etmektedir. Diğer dönem varlıklar 484.169.17 lira bakiye gösteren bu hesap kooperatif ihtiyaçları için alınan mal ve hizmetlere ödenen KDV'yi iş ve personel avansları ile sayım tesevvü noksanlarını ifade etmektedir. Duran varlıklar diğer alacaklar 8.226.764.95 lira bakiye gösteren bu hesap ortak ürün bedellerinden tahsil edilen kapitalin %50 birlik hissesinden birliğe ödenen miktarı ifade etmektedir. Mali duran varlıklar 2.259.201.89 lira bakiye gösteren bu hesap ortak ürün bedellerinden tahsil edilen kapitalin %50 birlik hissesinden birliğe ödenen miktarı ifade etmektedir. Maddi duran varlıklar 2.705.995.73 lira bakiye gösteren bu hesap kooperatifimize ait arsaları, yeraltı ve yerüstü düzenlerini, makine ve cihazları, demirbaşları, birikmiş amortisman değerlerini ve yapılmakta olan yatırımları ifade etmektedir. Basit hesaplar. Kısa vadeli yabancı kaynaklar, ticari borçlar. 14.050.985.49 lira bakiye gösteren bu hesap birliğe ve ortaklarımıza olan borçlarımızı ifade etmektedir. Diğer borçlar. 517.272.76 lira bakiye gösteren bu hesap kooperatifimizin ortaklarına ve diğer kişilere olan borçlarını ifade etmektedir. Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler. 273.546.18 lira bakiye gösteren bu hesap tahsil edilen yasal kesintilerden resmi kuruluşlara yatırılacak bedelleri ifade etmektedir. Borç ve gider karşılıkları 120.011.45 lira hareket gösteren bu karşılıklı hesaplar
dönem içerisinde devlete peşin ödenen vergi tutarını ifade etmektedir. Gelecek aylara ait gelir ve gider tahakkukları 163.386 lira bakiye gösteren bu hesap personele ödenecek ücretleri ifade etmektedir. Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 28 kuruş bakiye gösteren bu hesap personele ödenecek ücretleri ifade etmektedir. Öz kaynaklar ödenmiş sermaye 15.798.409 lira bakiye gösteren bu hesap ortak ürün bedellerinden ve nakit tahsil edilen sermaye miktarı ve tahsil edilen sermaye enflasyonu üzerinde farklarını ifade etmektedir. Kar yedekleri 21.622.571 lira bakiye gösteren bu hesap tasfiye edilen ürün karlarından ana sözleşme gereğince kesilen yedek akçeleri ve ortaklarımızın ürün teslimatlarından kesilen fonları ve enflasyon düzeltme farklarını ifade etmektedir. Geçmiş yıllar karları 439.651 lira 42 kuruş bakiye gösteren bu hesap geçmiş yıllar karlarını ifade etmektedir. Geçmiş yıllar zararları 0 lira bakiye gösteren bu hesap geçmiş yıllar zararlarını ifade etmektedir. Dönem net karı zararı 3.876.369 lira 79 kuruş bakiye gösteren bu hesap 2018-2019 iş yılı vergi sonrası dönem net zararını ifade etmektedir. Yönetim, denetim kurulu ve personel bilgileri yönetim kurulu üyeleri bu dönemde Abdullah Şenol, Fahrettin Pektaş, Süleyman Eren, Ömer Saçıl, Türkan Akdağ Öztürk, Faika Özlem Sarı, Mehmet Ali Yağcı, Mehmet Taşdelen, Kudret Yangal, Adnan Canbaz ve Mustafa Saçıl görev yapmışlardır. Personel bilgileri toplam 37 kişi kadro sayısı mevcuttur. 2018-2019 döneminde 39.243.500 lira bütçe ayrılmıştır. Bu döneme ait harcamalar 30.270.217 lira olarak gerçekleşmiştir. Tutulan defterler, yevmiye defteri e-defter olarak, defteri kebir e-defter olarak, yönetim kurulu karar defteri, envanter defteri, pay ortaklar defteri ise karşılarında yazılan tarihlerde notar onayları yaptırılmıştır. Demirbaş alımı. 2018-2019 dönemde 1 adet portatif çadır, 8 adet zeytin sayma makinesi, 3 adet zebra termal yazıcı, 1 adet kablolu ve panolu paket dalgıç pompa, 1 adet evrak dolabı, 2 adet sunucu bilgisayar sabit diski, 1 takım zebra perde 135.535 lira ödenerek alınmış ve demirbaş kayıtlarına işlenmiştir. Ortaklık işlemleri 2018-2019 dönem başı ortak sayımız 4.643 kişidir. Bu dönem içinde ana sözleşmemizle birliğimiz genelgeleri doğrultusunda 125 ortağın ortaklık devir işlemleri gerçekleştirilmiş, 6 yeni ortak kaydı yapılmış ve 123 kişi ortaklıktan çıkarılmış olup dönem sonu ortak mevcudumuz 4.526 kişidir. Tahmini rekolte 10.9.2018, 15.10.2018 tarihleri arasında 2018-2019 ürün alım dönemine esas olmak üzere 4.387 ortaktan 7.104.219 kilogram rekolte beyanı alınmıştır.